Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde frame relay labı yapacağız. İki tane lab yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bir tanesi iki router'la, bir tanesi üç router'la. Şimdi arkadaşlar, router'larımızı koyalım. Şuradan cloud'umuzu da koyalım. Şu router'ların isimlerini değiştirelim bir. Router 1, router 2. Evet arkadaşlar, cloud'umuza frame relay olarak ayarlayacağımız cloud'umuza iki tane seri interface taktık. Şuna frame relay diyelim. Switch diyelim hatta arkadaşlar. Frame relay switch'imiz olacak bu. Şimdi arkadaşlar buradaki bağlantımızı biz ne diyelim? Şöyle 172 16 10 network'ü olsun bu arkadaşlar. Slash 30 olsun. Yalnızca bağlantı yapacak çünkü. 172 16 10 30 network'ü. Ne yapalım? Bağlantılarımızı sağlayalım. Evet. Seri bağlantı yok diyor. Seri bağlantı takmamız gerekiyor bizim switch'imize. Şuradan 2T ama tabii bunu ilk önce kapatmamız gerekiyor arkadaşlar bağlantı takabilmemiz için. İnterfeysi takabilmemiz için. Açtık. Kapattık. Aynı şekilde buna da 2T bağlantımızı takalım. Hep unutuyoruz kapatmayı. Kapattık. Açtık. Arkadaşlar bunun DLC'si, DLCI 102 olsun. Bununki ise 201 olacak arkadaşlar. 201. Şunu DLCI yazalım başına. Güzel. Şöyle diyelim. Bunun interface'i nokta 1 olsun. Nokta 1. Nokta 2. Burada artık nokta 1, nokta 2'nin ne olduğunu biliyor olmanız lazım arkadaşlar. Nokta 1, 172, 16, 1, nokta 1. 2, 172, 16, 1.2 arkadaşlar. Burada iki tane IP adresi kullanabiliyoruz. VLSM'den hatırlayın. VLSM konusunu hatırlayın. IP adresi de bu şekilde oluyor. Neyse arkadaşlar, gelirdik. Buradan serial'dan serial 3.4 olmuş. Bu niye 3.4 olmuş? Bir bakalım. Burası 3.4 olduğuna göre şurası 0.1 olabilir. Şunu kapatalım. Şunları indirelim arkadaşlar. Tekrar şuraya ve şuraya takalım. Router'ımızı açalım.
serial 8 ile 9 oldu. Şunu kapatalım. Şuraya takalım arkadaşlar. Evet. Serial 0, Serial 1 oldu. Serial 0'dan bizim router'ımızın Serial 010'a gitsin. Serial 1'den de diğer router'ın 010'a gitsin. Evet arkadaşlar. Bağlantılarımızı yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Router'ımıza girelim. Sierra'ya gelelim. No diyerek konfigürasyonumuza başlayalım. İlk önce ne yapalım arkadaşlar? Enable moda girelim. Global Configuration moda girelim. Ne diyelim arkadaşlar? Hostname'imizi ilk önce bir değiştirelim. Hostname R1. Encapsulation, tabi ilk önce seri interface'imizin altına girmemiz gerekiyor. 0 1 0'da arkadaşlar seri interface'imiz. Tabi bunun başına S yazmazsak girmez. Girdik interface'imizin altına. Encapsulation tipimiz frame relay. Encapsulation frame relay. Enter. Frame relay interface DLCI 102. Ne yapacak? Diğer router'a göndereceği bilgileri 102'den gönderecek. Yani 102'ye gönderecek. 102 numarası da frame relay switch'e gönderecek. Frame relay switch ayarlayacak bunu. Ondan sonra router 2'ye gönderecek. Olayımız bu. IP adresini vermemiz gerekiyor interface'imize. IP adres 172 16 1 1 arkadaşlar. 255 255 255 252 slash 30 demek yani. Evet arkadaşlar, bunu da yaptık. No shut diyerek interface'imizi açalım. No shutdown diyerek interface'imizi açtık. Şimdi arkadaşlar, burada işimiz bitti mi? Bitmedi. Niye bitmedi? Şuradan bir exit diyelim. Bu interface'imize bir ayar daha yapmamız gerekiyor. Interface serial 0 1 0 deyip bunu point to point bağlantı olarak tanımlamamız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa bağlantımız çalışmaz. Point to point bağlantı. Enter dedik. Güzel. Çalıştırdık. Exit diyorum. End diyorum. VR deyip konfigürasyonumu ne yaptım arkadaşlar? Kaydettim. Şimdi Router 2'ye gidelim. Router 2'de ne yapacağız? No diyeceğiz. Enable mode, global configuration mode, hostname R2. Arkadaşlar bu hostname olayını ihmal etmeyin çünkü yaptığınız davlarda kafanız karışabilir. Sürekli router olursa, çünkü her iki router'da router olarak gözükecek ismi. Kafanız karışır, problem yaşarsınız. Onun için mutlaka hostname'lerini verin. Problem yaşamamanız için.
Ne yapalım arkadaşlar? Girelim interface'in altına. Serial 0 1 0. Girdik mi? Ne diyoruz arkadaşlar? Şimdi hemen buna encapsulation frame relay diyeceğiz ilk önce, değil mi? Encapsulation frame relay. Ondan sonra frame relay interface'ini tanımlayacağız. Interface DLCI. Buna 201 diyoruz. Şurada bakın. 201 demişiz. Bu 101 buradan frame'leri 101'e gönderdiler arkadaşlar. Buradan 102'den çıkacak. Şimdi onun ayarlamasını göstereceğim ben size. Buradan router 2'ye gidecek. 201'e gönderilen her şey, yani frame relay switch'e 201'den gönderilen her şey buradan router 1'e gidecek. 201. Güzel, bunu da yazdık. Ne yapacağız? IP adresini vereceğiz. IP adresi kaç olacak? 172 172 16 1.2 olacak arkadaşlar. Subnet mask'ı da 3255 1252 olacak. Yaptık. No shut dedik. İnterfeysimizi açtık. Exit dedik. Ne yapıyorduk? Point to point bağlantı olarak tanımlıyorduk bunu. Interface serial 0 1 0 pardon. Exit diyoruz. Karıştırdık kendimizi. Point to point bağlantı olarak tanımlıyorduk, değil mi arkadaşlar? Point to point bağlantı olarak tanımladık bunu. End dedik. Exit dedik. Şuran. Acaba kaydettik mi? Evet. Konfigürasyonumuzu kaybetmemişik. VR konfigürasyonu kaydetmeden kaydedelim. Konfigürasyonumuzu kaydettik. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Ping atabiliyor muyuz? Ping 172 16 172 pardon 16 1 2 Ping yok. Ping yok. Ne yapacağız arkadaşlar? Şuradan konfigürasyona gireceğiz. İnterfeyslere yazacağız. Diyeceğiz ki DLC. DLC kaçtı arkadaşlar? 102. Name R1'den R2'ye tanımlıyoruz. Ne demiştik? DLC bir frame relay'i gönderdiğinde, 102'ye gönderdiğinde, frame relay'i 102'ye gönderdiğinde ne olacak arkadaşlar? R1'den R2'ye gidecek. Değil mi? Bunu yaptık. Şimdi DLC bunu yaptık. Şimdi bunu yapacağız. Serial 1'e geldik. Serial 1 nereye bağlı? Router 2'ye. Yazalım. DLC 201. Ne olacak o arkadaşlar? R 2'den R 1'e gidecek. DLC'leri ekledik. Frame relay'e gelelim.
Serial 0 bu şekilde arkadaşlar, bunu da ekliyoruz. Bir dakika. Şöyle yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Serial 0 Serial 1. Tamam. Et dediğimizde şunu şöyle yapsak. Et desek. Zaten kurulmuş diyor establish. Şunu şöyle yaptık mı arkadaşlar? Bizim bağlantımız tamam. Zaten arada bir bağlantı var. R1'den R2'ye. Aynı şekilde R2'den de R1 oluyor bu şekilde. Bunu kapattık. Bunda herhangi bir konfigürasyon yapmamız gerekmiyor daha başka. Kapatalım. Neyse bir ping atmayı deneyelim. 172 16 1 1 bilgi yanlış yazmışız. Gördünüz mü arkadaşlar? Buradan da aynı şekilde ping atabiliyoruz. Yani ne oldu? Bağlantıyı sağlamayı başardık arkadaşlar. Bağlantıyı sağlamayı başardık. Peki arkadaşlar, şimdi burada 2 değil de daha fazla router olsaydı, mesela 3 router olsaydı ne yapacaktık? Bunun bağlantısını sağladık. Bir de 3 router ile yapmayı deneyelim isterseniz bunu. Görelim ne oluyor. Silelim. Yes. Labımıza başlayalım. Router'larımızı koyalım. Şöyle yapalım. Router'larımızı koyduk arkadaşlar. Hemen router'larımızın ismini değiştirelim. R1 R2 R3 router'lar arkadaşlar. Cloud'umuzu koyalım. Bu sefer cloud'umuza 3 tane interface ekliyoruz. 3 tane serial interface'imiz var. Çünkü 3 tane router'ımız var arkadaşlar. Açalım. Kapatalım. Cloud'u koyduk. Biraz daha açalım. Biraz daha büyük olsun bu. Şöyle. Ne yapacağız arkadaşlar? Bu router'larımıza seri interfaz takacağız. Kapatıyoruz. Taktık seri interfaz'imizi. Açtık. Taktık seri interfaz'imizi. Açtık. Taktık seri interfaz'imizi. Ama kapatmamıştık. Taktık, açtık. Güzel. İnterfezlerimizi taktık. Bağlantılarımızı yapalım. Serial'dan Serial 0'a. Serial 1'den buraya. Serial 2'den de buraya arkadaşlar. Bağlantılarımızı yaptık. Gördüğünüz gibi clock rate'lerin hepsi nerede? Frame rate'de. Şuna frame rate switch yazalım. Yazdık. Şimdi arkadaşlar,
Ne yapalım? Router birden, ama ilk önce IP'leri belirtelim şuradan. Burası 172.16.3.0/30. Burası 172.16/1.0/30. Şurası, pardon, 172.16.2.0/30. Burası nokta 1. Burası nokta 2. Burası nokta 2. Burası nokta 1. Burası nokta 2. Burası nokta 1. Buralara verilecek IP'ler bunlar arkadaşlar. Şimdi peki buradan tek gidiş var buraya. Az önce vermiştik. Peki tek interfeyse 2 IP nasıl vereceğiz? Evet arkadaşlar, bu labımızın konusu zaten bu. Tek interfeyse 2 IP nasıl vereceğiz frame relay'de? Çünkü point to point bağlantı kullanıyoruz. Frame relay ve point to point bağlantı kullanıyoruz sonuçta arkadaşlar. Şimdi router'ımıza giderek bunun clock rate'ini bu tarafa vermiş. Enteresan. Neyse, ayarlarız onu. Başlayalım konfigürasyonumuza. Hemen ne yapıyoruz? Enable diyoruz. Configuration terminal'e girip ne yapıyoruz arkadaşlar? Host name'imizi değiştiriyoruz. Host name router 1. Enter. Host name'imizi değiştirdik. Şimdi arkadaşlar, bu dersi çok iyi dinlemenizi öneriyorum size. Burada anlatacaklarım çok önemli. Interface serial 010 interface'ine girdim. Ne demiştik burada? Az önce encapsulation tipini frame array olarak belirliyoruz arkadaşlar burada. Encapsulation tipi frame relay. Şimdi biz point to point bağlantı yapacağız ama bizim point to point bağlantı yaparken yapmak için tek bir interfeyimiz var. Oysa bizim iki tane DLC'ye gidecek. Şurada bir şey atladık arkadaşlar. Onları da hemen yazalım. Konfigürasyonumuza devam edelim. DLCI 102 pardon 102 ve DLCI 103 DLCI 102 DLCI 103 ikinci router için DLCI 201 DLCI
DLCI 203. Üçüncü router için DLCI 301 DLCI 302. Bu ne demek arkadaşlar? Router 1 frame relay'i paketi DLCI 102 olarak gönderince frame relay bunu router 2'ye yönlendirecek. DLCI 103 olarak gönderince router 3'e yönlendirecek. Aynı şekilde router 201'e gönderdiğinde 1'e gönderecek. 203'e gönderdiğinde 3'e gönderecek. Şu numaralardan olayın ne olduğunu anlayabilirsiniz arkadaşlar. 1, 201'in 1'i 1'e, 3'ü 3'e. Şu numaradan da hangi router'dan gönderildiğini anlayabilirsiniz arkadaşlar. İkinci router'dan. Böyle bir sistem kurdum buraya ben. Aynı şekilde üçüncü router 301'e gönderirse frame relay'e 1'e, 302'ye gönderirse 2'ye. Burada da IP adresleri, vereceğimiz IP adresleri yazıyor. Şimdi router'ımızın konfigürasyonuna dönelim. Router 1'in konfigürasyonunu yapıyoruz arkadaşlar. Ne demiştik? İnterfeyzi host name verdik. İnterfeyzin altına girdik. Encapsulation'ı frame relay olarak tanımladık. Buraya kadar her şey normal. Şimdi arkadaşlar, iki tane IP adresi vermemiz gerekiyor bizim bu interface'e. Bu gibi durumlarda ne yapıyorduk arkadaşlar biz? Interface, şöyle yazamadık, yazalım. Interface sıfır, şöyle serial 0 1 0 nokta 102. 102 kolaylık olsun diye yaratıyorum arkadaşlar. Ne yapıyoruz arkadaşlar biz burada? Bir sub interface yaratıyoruz. Point to point bağlantı yapacağız. Sub interface yaratıyoruz. İnternet S010'ın altında sub interface yaratıyoruz ve bunu point to point olarak tanımlıyoruz. Almadı. Niye almadı? Exit yapacağız buradan. Interface serial 010 point to point. Pardon, hemen yanlış yapacağız. 102 point to point. Gördüğünüz gibi sub interface'i yarattık ve altına girdik. Point to point sub interface'imizin altına girdik. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi iki tane DLC'miz var ve bize iki tane sub interface gerekiyor. Bize iki tane interface gerekiyor. İki tane interface'imiz yok. Buradaki interface'lerin bu interface'in altında sub interface'ler yaratarak bu interface'imizi, bu işimizi halledeceğiz. İlk interface'imizi yarattık gördüğünüz gibi. İlk interface'imizi yarattık. Şimdi onun ayarlarını yapalım. Frame relay interface DLCI 102 diyoruz arkadaşlar. 102 IP adres
172 16 1 1 arkadaşlar. 172 16 1 1. Yani şu 172 16 1. Hemen subnet maskımızı da yazalım. 255 255 255 252 slash 30 yani. Yazdık. Çok güzel. Exit diyelim. Çıkalım. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? İkinci interfeyzimizi yaratacağız. Nasıl yapacağız? Interface serial 01 0 slash 103 arkadaşlar, 103. Ha, buraya 103 vermek zorunda mıyım? Değilim. Başka bir numara da verebilirim ama akılda kalması için 103 vermeniz sizin için kolaylık olur arkadaşlar. Buraya 3 de verirsiniz, 5 de verirsiniz, 7 de verirsiniz, 300 de verirsiniz, 500 de verirsiniz. Ama 103 olarak verirseniz aklınızda kalır, problem yaşamazsınız. Ne yapıyoruz? Point to point olarak tanımlıyoruz. Ve girdik. İnterfeyzin altına girdik. Şimdi az önceki işlemleri tekrarlıyoruz. Ne diyoruz? Frame Relay. Frame Relay Interface. DLCI. Ne diyoruz? 103 diyoruz. IP adresine giriyoruz. IP adresi ne olacak? Bakın 172.16.3.2 Router 1.2 3.2. Hemen geliyoruz. 172.16.3.2 255 255 255 252. Enter'a bastık. Router 1'de işimiz bitti gibi arkadaşlar. Ne yapacağız? Exit diyeceğiz. Interface Serial 0 1 0'ın altına girip No Shut deyip interface'imizi açacağız arkadaşlar. Bakın. Interface 010'ı açtık. Otomatik olarak altındaki sub interface'leri de açtı arkadaşlar bize. Gördünüz mü? Evet, şimdi end diyoruz. Ve VR deyip konfigürasyonumuzu kaydediyoruz. Showrun diyelim. Bakalım konfigürasyonumuz var mı? Konfigürasyonumuz var arkadaşlar. Kapatalım. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Router 2'ye gidiyoruz. CLI'ye geliyoruz. No diyoruz. End deyip Enable Mode Conf T deyip Global Configuration Mode'a girdik. Interface Serial 01 0'a giriyoruz. Şöyle çekelim şunu kenarıya biraz. Şöyle dursun. Şu şekilde dursa iyi olur bizim için. Gördüğünüz gibi Interface Configuration modun altındayız. Hemen Encapsulation tipini belirtelim. Encapsulation Frame Relay. Encapsulation tipini belirttik. Geri gelelim. Interface Serial 0 1 0
nokta 201. İlk önce şunu yaratıyoruz arkadaşlar. 201 için SAP interfeyi yarattık. Point to point olarak belirttik onun bağlantı tipini. Frame Relay Interface DLCI 201 dedik. IP adresini belirleyeceğiz. Kaçtı bunun IP adresi arkadaşlar? 201'e giden, yani birinci router'a giden şu. 172 16 1 2. Niye arkadaşlar? Router 1'e gidiyor. Aramızdaki şu bağlantı üzerinden gidecek. Subnet maskını da belirleyelim hemen. Belirledik. Exit diyelim. Çıkalım. Hemen interface serial 0 1 0 nokta 203 arkadaşlar. Router 3'e giden interface'i konfigüre ediyoruz. Point to point diyoruz. Frame relay interface DLCI 203 olarak tanımlayacağız. Enter'a bastık. Tanımlandı. IP adresini vereceğiz. ...172.16 Bakalım kaç demiştik ona. 3'e giden bu. 172.16.2 0 network'ünün bir numaralı ayağı. Yani şu 172.16.2.1 172.16.2.1 2.1 subnet maskı, pardon, 252 olacak. Evet. Burada da işimiz bitti. Hemen End demeyelim, exit diyelim. İnterfeyi açmadık çünkü. İnterfeys serial 0 1 0 no shut. İnterfeyslerimiz açıldı. VR diyelim. Bakalım. Run. Evet, konfigürasyonumuz duruyor. Ama biz bir şey eksik yapmışız. Host name'i vermemiştik. Hostname router 2 do vr. Evet, router 2 dedi, işimiz bitti. Router 3'te geldik arkadaşlar. Router 3'ün konfigürasyonunu yapacağız. No diyoruz, n diyoruz, conf t diyoruz, hostname'i verelim. Router 3 interface 010, tabi serial yazmadan hiç almadı. Girdik interface'in altına. Hemen ne yapıyoruz? Encapsulation framework yapıyoruz. Encapsulation'ı ben diğer switch'te frame array yapmış mıydım? Bunda.
arkadaşlar. Yapmadıysak arar dururuz ondan sonra. Encapsulation framework yapmışız arkadaşlar. Sorun yok. Encapsulation framework yaptık. Exit dedik. Interface serial 0 1 0. Sub interface'imiz kaç olacak arkadaşlar? 301 diyelim ilk önce. 301 point to point. Frame relay interface DLCI 301. Yani buradan frame relay switch'e 301 olarak gönderdiğinde karşıdan router 1'e gidecek. 302 olarak gönderdiğinde router 2'ye gidecek. Yazdık. IP adresini veriyoruz. 172 16 3 1. Doğru mu verdik? Doğru verdik. Şu IP adresini verelim. Pardon, subnet maskını verelim. 252. Exit diyelim. Diğer sub interface'imizi yatalım. Pardon. Kaçtı? 302. Niye? Router 2'ye gidiyor. Ne demiştik? 2 gidecek yer 3 çıkan router. Tabi burada neydi arkadaşlar? Çok önemli yoktu. Buna istediğimizi verebiliyorduk. Önemli olan şurada o sayıyı vermemizdi. Şurada DLCI numarası olarak o sayıyı vermemiz. 302. IP adres 172 16. Bakalım router 2 ile arasındaki bağlantıya. 2 ve 2. Şu arkadaşlar. İki yüz elli beş. Evet arkadaşlar. Burada da konfigürasyonumuzu hemen bitirdik. Exit diyelim. Bir de interface'imizi açalım. Interface serial 0 1 0. No shutdown duvere end. Router 3'te de konfigürasyonumuz bitti. Güzel konfigürasyonumuzu yaptık. Pingleyebileceğiz peki? Exit. Router 2'den router 1'e ping atmaya çalışalım. Ping 172 16 1 1. Ping atamıyoruz. Niye? Çünkü frame relay switch'ten switch'te gerekli konfigürasyonları yapmadık. Şimdi frame relay switch'e gidip yalnız şurada clock rate tarafını bu tarafa vermiş. Clock rate tarafını bu tarafa verince ne yapacağız? Clock rate değeri girmemiz gerekiyor. Burasını DC olarak atamış. Bir yapalım arkadaşlar konfigürasyonumuzu. Eğer olmazsa tekrar ona bir bakarız. Oraya bir geri döneriz. Şimdi arkadaşlar
DLCI. Bir dakika. Serial 0'da mıyız biz? Serial 0'dayız. DLCI 102. Şu. Neydi arkadaşlar bizim DLCI 102'miz? Router 1'den Router 2'ye. Evet. Başka ne var? 103 var. O ne? Router 1'den Router 3'e. Evet. Serial 1'e geldik. Serial 1'de ne var? Router 2'miz var. Router 2'de hangi DLC'ler var? 201 var. 201 ne? Router 2'den Router 1'e. Başka ne var? 3 var. 3 hangisi? Router 2'den Router 3'e. Ne demiştik? Şu kaynak router, şu hedef router. Hedef frame relay'deki yönlendirecek router. Biz frame relay'e gönderiyoruz çünkü frame relay switch'e gönderiyoruz. O yapıyor bu işleri. Router 2'den router 3'e. Tamam. Serial 1'imize tamam. Serial 2'mize geçelim. Serial 2'de router 3'ümüz var. DLCI 301. Bu ne olacak arkadaşlar? Router 3, router 1. ...302 var. Router 3, router 2. Evet. Şuradan frame relay'e gidip ayarlarımızı da yapalım. Serial 0. Serial 1. Evet. Ne yapıyoruz? İnterfezleri birbirine haberleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi Serial 0 R1 R3 Serial 2'den R3 R1 ile. Evet. Buradan Serial 1 bu sefer R2 R3 Serial 2 R3 R2 ile. Evet arkadaşlar. Bunu da ekleyince gördüğünüz gibi bütün frame relay ayarlarını birbirleriyle bağlantıya geçirdik. Bu şekilde yaparsanız bütün bağlantılar birbirine map edilmiş oluyor. Bu bilgileri size frame relay'i sağlayan provider verecek arkadaşlar. Siz bu işlemleri yapmayacaksınız. Size DLCI'ları verecek. Siz ona göre konfigürasyonunuzu yapacaksınız arkadaşlar. Bunu yapacak olan da kim? Türk Telekom. Türk Telekom'un elemanları. Ha, Türk Telekom'da iş bulursanız bunu siz yapacaksınız. O ayrı. Evet arkadaşlar, ne yaptık? Ayarlarımızı yaptık. Hemen bir ping atalım. R2'ye girdik. Ping diyelim. Şuna bir ping atalım. Ping 172 16 2 2. Yani router 3. 172 16 2 2 router 3'ün bu ayağı. Şurada aralık vermemişiz. Problem olabilir. Pingimizi attı. Peki router 1'e bir ping atmaya çalışalım.
1-1. Pink attı. Demek ki neymiş arkadaşlar? Bu konfigürasyonda buraya DC'ye ayar verse bile clock rate değeri vermemize gerek yokmuş. Çünkü clock rate değeri vermesek de çalıştı. Router ikimiz tamam. Router 1'e gidelim. Ping 192, ne 192'si? 172 16 1 2 router 2 172 16 3 1'di galiba. Router 3 3 1, evet. Bu da tamam. Bunu denemeye gerek yok ama deneyelim arkadaşlar. Çünkü zaten diğerleri buna ping attı. 172 16 2 1 172 3 1. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün router'larımız birbirleriyle haberleşti. Siz ne yapacaksınız arkadaşlar artık? Bunların ucuna domain'deki veya işte kendi bilgisayarlarınızı ekleyip gibi şöyle göstereyim isterseniz. Bunun ucuna kendi bilgisayarlarınızı ekleyip bilgisayarlarınızı ekleyip arkadaşlar çalıştırabilirsiniz. Hatta ekleyelim. Hepsini eklemeye gerek yok. Bir de PC 1'e ekleyelim arkadaşlar. PC 1. STN 00 ekliyoruz. Şuradan sanırsam bir yanlışlık yaptım. Şimdi buraya ne verelim? Yüz doksan iki bir network verelim. 192 192 168 3 0 slash 24 network'ü diyelim arkadaşlar buraya. Buraya da 192 168 1 0 slash 24 network'ü diyebiliriz. Evet, burada da bir yanlışlık yapmışız. Bunları Ares 232 portuna bağlıyorum. Onu oluyor arkadaşlar. Şuradan hemen bunu seçiyoruz. Yanlışlık oluyor. Şuna seçmeye dikkat edin. Problem olmaz. Hemen şu PC 0'a bir IP verelim. Diğerlerine vermemize gerek yok. Ne diyeceğiz? 192 168 1 pardon 3 2 diyelim.
192, 168, 192, 168, 3, 1 olacak. Evet arkadaşlar. Verdik. Buna gidelim. Conf T diyelim. Girdik. Interface Fast Ethernet 0.0. No shutdown dedik, açtık. IP adres 192.168 3 1 255 255 255 0. Exit. Bu VR dedik, konfigürasyonu kaybettik. Buradan bir ping atmayı deneyelim. Ping 192 168 3 3 bire ping atıyor mu? Canavar gibi ping atıyor. Bu tamam. Buna gidelim. Kaç bu? PC 3. Bunu konfigürasyonu kaydettik. Kapatalım bunu. Desktop IP configuration'a girelim. 192 168 1 2 diyelim buna. 192 168 1 1 diyelim bunu arkadaşlar. Ve router'ımıza gidip bu IP'yi verelim. Interface'i de açalım. En conf T Interface Fast Ethernet 0.0 No shut IP adres 192.168 11 255 255 255 0 Duvere End. Evet. Konfigürasyonu tamamladım. Şimdi router PC 0'dan PC 3'e acaba biz ping atabileceğiz mi? Gidelim. Ping 192.168 1 1 dedim o yok 1 2 idi. Yanlış hatırlamıyorsam. Destination host unreachable. Gördüğünüz gibi ping atamadık. Niye atamadık? Çünkü biz buna yine route yazmadık. Route yazmasak ping atamayız. Peki route'u nasıl yazacağız arkadaşlar? IP route DLC'ye mi yazacağız route'u? DLC route yazabilir miyiz? Yazamayız. Zaten IP route diyoruz. 192.168 1 0 network'üne gitmek için bu network maskesi bu arkadaşlar. Bunu yazıyoruz. Nereye göndereceğiz arkadaşlar biz paketlerimizi? 172.16.3.2'ye 172.16.3.2 adresine göndereceğiz. Şimdi deneyelim. Bu sefer requesting timeout veriyor. Niye? Çünkü diğer router'a static route yazmadık.
Onun için. Girelim. Burak dur, geri dönüş yolunu bilmiyor. O öbürkü gitti ama buradan geri gelmiyor. Conf T diyelim. IP route. Hangi network'te bizim gideceğimiz network? Şu. Yazalım. 192.168.3.0 network'üne gitmek için nereye gönderecek arkadaşlar? Buraya. 172.16.3.1'e gönderecek. 172.16.3.1'i kullan. Duvere. End. Evet, şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi canavar gibi pingliyor arkadaşlar. Takır takır çalışıyor. Eğer biz buraya da bilgisayarlar koysaydık, buraya da ne verirdik? 192.168.3.0 bilgisayarlara IP'leri verirdik. Interface'i açardık. Ondan sonra buradan bu sefer 172.16 192.168.2.0 network'üne gitmek için şurayı kullanırdık arkadaşlar. Yani 172.16.2.1 IP'sini kullanırdık. Aynı şekilde bundan da rahat yazmak gerekirdi buraya. Bu şekilde kullanırdık. İlk başlarda zor olarak görünmesine rağmen arkadaşlar, Frame Relay oldukça basit kullanımlı bir protokoldür. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde şubelerimizi birbirine bağladık. Eğer Frame Relay konusunda takılırsanız BLOB'a bakmanız, BLOB'u tekrar incelemeniz sizin için çok faydalı olacaktır arkadaşlar. BLOB'u paket tracer'da kendiniz de yapın ve iyice öğrenin arkadaşlar. Frame Relay çok eski bir teknoloji olmasına rağmen günümüzde hala kullanılmaktadır ve hala iyi bir şekilde çalışmaktadır. Frame Relay konusunu burada noktalıyorum arkadaşlar. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.